Başlatalım. Merhaba. Merhabalar Olga. Evet. Haydi bakalım. Merhabalar, merhabalar. Lobar. Lobar. Buradayım. Evet, gördüm. Peki. Hadi bakalım gençler. Evet, selamlar diyerek başlıyoruz ve bugünkü birinci gramerimiz gençler isim tamlamaları. İsim tamlamaları. Genellikle öğrenciler bu konudan korkuyorlar. Yani hocam olmuyor, anlamıyoruz ama çok basit bir mantığı var. Ve onu anladığınız zaman bu gramer bitecek. Ne demek isim tamlamaları? Arkadaşlar bizim, Word'ümüzü de açalım hemen sizin için. Bizim sosyal hayatta kullandığımız isimler var değil mi? İsimler, nouns, isim. Şimdi bu isimlere bir bakalım. Mesela pencere, mesela masa, mesela ne olsun? Kalem. Mesela çanta, bunlar isim. Fakat bazen bu isimlerle ilgili, alakalı farklı bir isime ihtiyacımız oluyor. Mesela diyelim ki ne olsun? Kalem olsun. Arkadaşlar şu kısım, şurası uç diyoruz, uç. Kalem uç, ucu. Hani şu var ya şu. Bu uç. E şimdi iki tane isim var. Kalem ve uç. Bu iki ismi, daha doğrusu birbiriyle alakalı isimleri, contact, bağlamak için isim tamlaması gramerine ihtiyacımız var. Tekrar söylüyorum. İsimler arasındaki ilişkileri göstermek için, isimler arasındaki ilgileri göstermek için bizim isim tamlaması gramerine ihtiyacımız var. Hemen örneklere bakalım. Yalnız arkadaşlar, mikrofonlarınızı kapatabilir misiniz? Soru soracağımız zaman yine açarsanız ama şimdilik mikrofonlarınızı kapatın lütfen. Bu arada bir dakika. Evet. Aydınlanalım. Işıkları açmamışız. Peki. Şimdi isim tamlaması iki tane, hatta daha fazla ama şimdi iki tane anlatacağım. Birincisi belirtili isim tamlaması. Belirti ne demekti? Belirtili. Hatırlıyor musunuz? I, i, u, ü işaret için kullanıyorduk. Belirti, belirtme hali, belirtme hali. Belirtili isim tamlaması arkadaşlar. İki tane ismin birbiriyle alakasının olması. Şimdi şöyle örnekle anlatalım, daha rahat olacak. Burada bir araba var. Bu da kapı. Araba, kapı. İki tane kelime. Bakın. Birinci isim araba. İkinci isim kapı. Bu kapı bu arabayla alakalı mı? Mantıklı mı? Bağlayabilir miyiz? Bu kapı nereye ait? Arabaya. O zaman iki tane ismi bağlıyoruz. Arabanın kapısı. Arabanın kapısı diyerek gençler, kapının arabaya ait olduğunu ifade ediyoruz. Bu sebeple iki gramer kullanıyoruz. Arabanın kapısı. Hatırlıyorsanız size aile konusunu işlerken İyilik eklerini anlatmıştım. İye, aitlik ekleri. Ne demiştik orada? Benim annem demiştik. Ya da mesela
Senin baban demiştik. Neden burada benim annem dedik? Neden? Çünkü bu anne kime ait? Bu anne bana ait. Benim annem şeklinde telaffuz ediyorum. Neden biz burada senin baban dedik? Çünkü bu baba sana ait. İşte ben ve annem arasında benim annem aitlik veriyor. Senin baban aitlik veriyor. Bağlıyorum arkadaşlar. Rapt, contact, bağlama, ilişki kurma. Şimdi geliyorum. Burada ne diyor? Arabanın kapısı. Bu kapı nereye ait? Bu kapı arabaya ait. İkisinin arasında iyilik, aitlik ilişkisi kurduğum için ve bu ilişki mantıklı olduğu için iki tane gramer kullanıyorum. Birinci isim için nın, ikinci isim için sı gramerlerini kullandım arkadaşlar. Arabanın kapısı. Araba ve kapı kelimeleri farklı farklı kelimeler. Araba, car, araba, kapı, door, kapı. İki tane isim. Şimdi bu kapının bu arabayla olan bağını anlatmam için işte bu grameri kullandım size. Ve hemen tekrar yazalım. Arabanın kapısı dedim arkadaşlar. Peki, hemen ikinci örneğe gelelim. Annemin çantası kahverengi. Bakın, annemin çantası kahverengi. Annem, kimin annesi? Benim annem. Tamam. Peki, çanta. Anne, anne. Çanta, bag. Çanta. Şimdi, bu ikisi arasında bir ilişki var mı? Normalde yok. Anne ve çanta. Farklı kelimeler. Ama ne yapıyorum? Bu çanta anneme ait. Bu çanta annemin çantası olarak ifade ediyorum. Ve bunun için annemin çantası şeklinde bu annem ve çanta arasındaki ilişkiyi sağlıyorum arkadaşlar. Hemen dikkatinizi isteyeceğim. Evet. Gelelim arkadaşlar üçüncü örneğe. Türkiye'nin camileri çok güzel. Cami ve Türkiye. Yani Türkiye bir ülke. Cami bir mekan, ibadet için. Ne alaka? O zaman bu camilerin nereye ait olduğunu söylemeye çalışıyorum. Ve diyorum ki Türkiye'nin camileri. Birden fazla, çok fazla cami var. Bu sebeple camileri yazıyorum. Ne yaptım? Camilerin Türkiye'ye ait olduğunu ifade ettim. Bazen öğrenciler şöyle hata yapıyor. Mesela şöyle söylüyor. Hocam, öğretmenim, hocam. Ben babam. Hava alanı aldım. Şimdi hava alanı airport arkadaşlar. Uçaklar için hava alanı airport. Hocam ben hava alanı aldım. Bu cümlede hiçbir anlam yok. Evet ben anlıyorum. Öğrenciler bu cümleyi çok fazla kullanıyor. Bu sebeple anlıyorum. Ama akademik değil, doğru değil. Mantıklı değil,
arkadaşlar. İşte isim tamlamaları cümlelerinizi mantıklı ve doğru hale getirir. Bu cümle aslında ne? Hocam, ben baba. Benim babamı havaalanından aldım. Hocam, benim babamı havaalanından aldım ya da ben babamı havaalanından aldım şeklinde kullanıyoruz. Aynı şekilde geliyorum, mesela diyorum ki ne olsun? Bilgisayar, çanta yok. Bakın, bilgisayar, çanta yok dediğim zaman. Yani bu şu, bilgisayar yok, çanta yok demek gençler. Bakın, bilgisayar, çanta yok. Yazdığım zaman bilgisayar yok, çanta yok demek istiyorum. Fakat ben bu cümleyi anlatmıyorum. Benim cümlem şu. Şu görmüş olduğunuz ne bu arkadaşlar? Bilgisayar çantası ya da bilgisayarın çantası yok. Bilgisayarın çantası yok. İşte ne yaptım? Bu çanta şimdi neye ait? Bu çanta bilgisayara ait. Ama önceki cümle bilgisayar, çanta yok. Bu ne demek? İkisi de yok. Bilgisayar da yok, çanta da yok demek. İşte bu hatayı yok etmek için bu gramere dikkat etmeniz lazım gençler. Evet, bir bakayım hemen şuradan. Yazı. Halom. Yazı çok küçük. Aa evet, doğru, bak biz bugün bunu büyütmedik. Heh. Teşekkür ederim Halom. Evet. Evet. Teşekkürler. Rica ederim canım. Ben teşekkür ederim. Unutmuştuk çünkü. Evet, diğer örneğe gelelim. Bakıyoruz. Kalemin silgisi hangi renk? Şimdi şurada gördüğümüz kalem. Problem yok. Kalem kalem. Şu arkasındaki eraser dediğimiz arkadaşlar silgi. Silgi. Bir şeyi yazıyoruz ve sonra siliyoruz. Bunun adı silgi. Evet, şimdi soruyorum size. Kalemin silgisi hangi renk? Bu silgi bu kaleme ait. Bu silgi ve bu kalem arasında alaka var, ilişki var, aitlik var, iyilik var arkadaşlar. Bu sebeple kalemin silgisi şeklinde bağlıyorum. Aslında kalem farklı bir kelime, silgi farklı bir kelime. Ama bu ikisinin birbiriyle münasebeti ne yapıyor? Bu gramere sebep oluyor. Kalemin silgisi. Devam ediyorum. Evet. Öğrencilerin kulaklıkları var mı? Öğrencilerin kulaklıkları. Arkadaşlar, kulak bizim duyma organımız, kulak. Ve müzik dinlemek için ne takıyoruz? Kulaklık. Evet. Kulaklık. Asıl isim, birinci isim kulaktır gençler. Duyma organımız, kulak. Buradan hareketle eşya ismi kulaklık arkadaşlar. Şu fotoğrafa baktığınızda burada kulaklık var. Bu arkadaşta kulaklık var. Bu arkadaşta kulaklık var. O zaman şimdi şuraya bir geleyim ben. Öğrenci, Allah Allah. Öğrenci
Bir dakika arkadaşlar. Öğrenci, farklı bir kelime. Kulaklık, farklı bir isim. İki tane isim. Şimdi ben bakıyorum, kulaklık ve öğrenci arasında mantıklı bir ilişki olabilir mi? Olabilir. Yani bu telefon bana ait, benim telefonum. Bu kulaklıklar öğrencilere ait. Öğrencilerin kulaklıkları. Öğrenciler diyelim direkt. Kulaklıkları diyerek kulaklıkların sahibi olan öğrencileri ifade ettim arkadaşlar. Yine geliyorum. Bakın. Çiçeklerin kokusunu çok seviyorum dediğim zaman bu koku arkadaşlar kime ait ya da neye ait bu koku flowers çiçeklere ait. O zaman çiçekler ve koku arasında bir ilişki kuruyorum. Ama lütfen şuna dikkat edin. Her isim arasında aitlik ilişkisi olmaz. Onu anlatacağım. Yani bundan sonra onu anlatacağım. Lütfen iki tane ismi düşünüyorsunuz, bağlamak istiyorsunuz. Önce bu iki isim birbiriyle bağlanabilir mi? Mümkün mü? Önce bunu düşünün. Mantıklı mı? Bu ilgi, bu alaka, bu ilişki mantıklı mı? Önce bunu düşünüyorsunuz, sonra bu grameri yapıyorsunuz. Devam ediyorum. Fabrikaların dumanı. Fabrika factory arkadaşlar, fabrika. Duman, şu gördüğünüz beyaz. İnsanların nefes, oksijene zarar veren kimyasal bir hava. Bu duman gençler, duman. Şu beyaz yerler. Fabrikaların dumanı çevreye zararlı. Yani dünyaya, doğaya zararlı arkadaşlar. Şimdi bakıyorum. Hemen geliyorum Word'e ve fabrika bir isim. Problem yok. Duman bir isim. Problem yok. Şimdi bakıyorum. Fabrika ve duman isimleri arasında mantıklı bir ilişki olabilir mi? Düşünüyorum. Duman, evet, fabrikada var. Yani fabrikalara ait olabilir. O zaman şimdi kontakt bağlayabilirim. İlişki kurabilirim arkadaşlar. Fabrikanın dumanı dediğim zaman. Bu duman nereye ait? Bu duman fabrikaya ait oluyor. Fabrika ve duman arasında artık mantıklı bir alaka, bir ilişki, bir bağlantı var. Peki, devam edelim. Telefonların aksesuarları çok pahalı. Pahalı. Ucuz, pahalı. Ucuz, pahalı. Telefonların aksesuarları. Evet arkadaşlar. Yani sizin telefonlarınız hangi marka bilmiyorum. Ama şimdi aksesuarlar, mesela bir kulaklık, orijinal bir kulaklık, hakiki bir kulaklık çok pahalı. Özellikle bu Bluetooth kulaklıklar, yani kablosuz kulaklıklar. Ya da işte mesela bu arabalar için GPS, navigasyon için, yol için olan aksesuarlar. Şarj aletleri, bunların hepsi telefonların fiyatı kadar değil belki ama onların bir %30'u kadar bir bütçeye sahip. Hemen bakıyorum gençler.
Türkçe'de aksesuar kullanıyoruz bu arada. Fransızca'da da var bildiğim kadarıyla aksesuar. Telefon bir isim. Aksesuar aslında bir isim. Nedir aksesuar normalde? İşte bu taktığımız kolyeler, kadınların takıları. Ya da işte mesela İngiltere Kraliçesi Elizabeth. Şapkalar, aksesuar şapka. İşte ya da erkekler mesela ne takıyorlar? Papyon mesela bir aksesuar. Bu da bir isim. Şimdi geliyorum. Hemen düşünüyorum. Telefon ve aksesuar arasında mantıklı bir ilişki olabilir mi? Bu ikisi birbirine ait olabilir mi? Bağlayabilir miyim? Evet, bağlayabilirim. Çünkü telefona ait parçalar, aksesuarlar, cihazlar var. O zaman ne yapıyorum? Telefonun o'u, telefonun aksesuarı diyerek. Bu aksesuar neye ait? Telefona ait. Diyorum ki mesela Ezoza'nın aksesuarı. Ezoza'nın aksesuarı. Bu da mantıklı. Bu aksesuar kime ait? Ezoza'ya ait. Aralarında yani aksesuar ve Ezoza arasında bağlantı yapabilir miyim? Tabii ki pekala yapabilirim arkadaşlar. Devam ediyorum. Geldik bunun şekline, kural olarak arkadaşlar. Şimdi bizim gördüğünüz gibi minimum, asgari, en az İki tane isme ihtiyacımız var bu kural için. Tekrar söylüyorum. Bu gramer için minimum, asgari, en az iki isme ihtiyacımız var. Birinci ismin grameri nın, nin, nun, nün, ın, in, un, ün. Ne zaman kullanıyoruz? Bakın, sesli harften sonra nın, nin, nun, nün. Sessiz konsonant harften sonra ın, in, un, ün. Bakın, araba dedik. A, vokal, sesli harf. O zaman ne yapıyoruz? Nın getiriyoruz. Neden? A, ı, nın. Geldim, kalem. Son harf ne? Son harf m. Konsonant, sessiz bir harf, ünsüz bir harf. O zaman ne yapıyorum? Bakıyorum sessiz harften sonra ın, in, un, ün. Burada e var. O zaman in, kalemin şeklinde yazıyorum. İkinci ismin grameri sı, si, su, sü, ı, i, u, ü gençler. Sesli harften, vokalden sonra sı, si, su, sü. Sessiz harften sonra ı, i, u, ü. Bakın kapı. Son harf vokal. Sesli harf. O zaman s yazıyoruz. Ama fiyat, ücret, parası yani herhangi aldığımız mesela bu telefonun fiyatı ne kadar? Ücreti ne kadar diyorum. Peki bakıyorum son harf t yani sessiz harf. O zaman ne yapıyoruz? A, ı getiriyoruz sadece. Hatırlıyorsanız iyelik eklerinde ne diyorduk? Onun arabası. Hatırlayın. Onun çantası. Bakın buraya dikkatli bakın. Bunu iyi hatırlıyorsanız zaten bitti. Anladınız. Hiç problem yok. Neden? Çünkü arkadaşlar telefonun aksesuarı yani onun aksesuarı. Telefon zamir o. Fabrikanın dumanı. Fabrika hangi zamir? O. Ezoza'nın aksesuarı. Ezoza hangi zamir? Yani o. İşte arkadaşlar isim tamlamaları genellikle yani %90 o zamiridir. Bu sebeple de İşte gördüğünüz gibi isimler yani normalde iyelik eklerini anlatırken benim, senin, onun zamirini kullandık.
isim tamlamasında o zamirinin yerine isimleri kullanıyoruz artık. Farklı bir şey yok. Tamam mı gençler? Ve biz burada bunu anlatırken ne yapmıştık? Onun arabası dediğimde sesli harfi görüp sı yapmıştık. Ya da onun neyi olsun? Telefonu dediğimiz zaman arkadaşlar sessiz harf görüp o şeklinde yazmıştık. Şimdi de aynı kural geçerli arkadaşlar ikinci isim için. Hemen bir bakayım. Bir kişi bize bir mesaj yazdı. Halom. Güzel ama küçük küçücük bir hata var. Evimin anahtarı değil halom. Hemen şöyle bakalım. Bak şimdi halom. Ev dedim. Ve konsonant sessiz harfle bitiyor. Ve sesli harf değil. Bizim sesli harflerimiz ne? A, E, I, I, O, Ö, U, Ü. 8 sesli harf var. V harfi sesli harf değil. O zaman sadece in yazarım. İn. Nın yazmam. Neden in? Çünkü burada E var. V harfinden önce E harfi var. Bu yüzden evin anahtarı şeklinde yazarım. Hello. Bu daha doğrudur. Orada biraz küçük oldu. Belki göremediniz ama sohbete yazdım doğrusunu. Yine buraya yazıyorum. Ev son harfi V. Sessiz harftir. Bu sebeple hemen kuralımıza bakıyoruz. Bakın. Sessiz harften sonra ın, in, un, ün. Sesli yani vokal. Tamam mı arkadaşlar? Sesli yani vokal. Sessiz harften sonra ın, in, un, ün şeklinde yazılmış. Hemen geliyorum tekrar. Sessiz harf var. Fakat sessiz harften önceki harf ne? E. Bizim Türkçe'de ses kuralımız nedir arkadaşlar? E, i. O zaman evin anahtarı şeklinde yazıyoruz sevgili arkadaşlar. Hemen bakalım. Tamam değil mi Halo? Anladım. Problem yok. O zaman devam edelim. Bu belirtili isim tamlaması için gramer. Tekrar dikkatlerinizi çekiyorum. Birincisini anlattık. Belirtili isim tamlaması. Bu gramer belirtili isim tamlaması için. Şimdi iki. Belirtisiz. Yani sahipsiz, yani ilgisiz isim tamlamaları. Şimdi benim telefonum dediğim zaman ben ve telefon arasında sahiplik ilişkisi var. Fakat belirtisiz isim tamlamalarında sahiplik ilişkisi yok arkadaşlar. Nedir bu gramer? İsim, genel, generally, genel isimler için kullanıyoruz arkadaşlar. Türk kahvesi çok lezzetlidir. Bakın, Türk kahvesi. Şimdi size bir soru soracağım. Mesaj kısmına yazabilirsiniz. Arkadaşlar, Türk kahvesi sadece Türklere mi ait? Sadece Türkiye'de mi içiyoruz? Sadece Türkler mi Türk kahvesi yapıyor? Ne dersiniz? Ya da bu kahve sadece Türkiye'de mi satılıyor? Cevap alabilir miyim? Ne dersiniz? Hayır. Hayır. Hayır, sesiniz az geliyor. Lobar, Lobar hayır dedi. Lobar nerelisin? Özbekistan'da. Özbekistan'da Türk kahvesi var mı Lobar? Var. Tabii. Lobar'ın da dediği gibi arkadaşlar, Türk kahvesi sadece Türkiye'de değil ki. Özbekistan'da, belki Rusya'da, işte Almanya'da, Suudi Arabistan'da, Dubai'de, bir Afrika ülkesinde yani... Brezilya kahvesi
sadece Brezilya'da değil, Türkiye'de de var. Ya da bir Amerikan kahvesi. Ya da bir Endonezya kahvesi, Luwak kahvesi Türkiye'de de satılıyor. Fakat bu kahvenin ismi Türk kahvesi. Kahvenin Türkler, evet, yani Türkler bu şekil yapmışlar ve bu ismi vermişler ama sadece isim. Aralarında bir sahiplik, aidiyet, mülkiyet ilişkisi yok gençler. İkinci örneğe bakalım, gelin. Bu kol saati hangi marka? Arkadaşlar, arm, kol. Tamam mı? Bu kol. Şu görmüş olduğunuz ne? Bu da saat. Şimdi soruyorum. Bu benim saatim. Bu saat bana ait olabilir. Bu saatin sahibi benim. Fakat bu saat ve bu kol arasında aidiyet olabilir mi? Mülkiyet ilişkisi olabilir mi? Yani mesela ben şimdi bir shop, mağazaya gidiyorum. Tamam mı? Alışveriş yapmak istiyorum. Ve diyorum ki, affedersiniz, bana bir kolun saatini verebilir misiniz? Kolun saati. Hangi kolun? Ezoza'nın kolunun saatini istiyorum. Arkadaşlar, kolun saati dersek, bakın, kolun saati dersek, bir adet kol ve bir adet saat beraber vermeleri lazım. Bu mantıklı mı? Ya mantıklı değil. O zaman şöyle yapıyoruz. Bu saatin ismi, türü, cinsi kol saati. Yoksa bu saatin kolla herhangi bir münasebeti yok. Ama bu saatin bütün dünyada genel ismi ne? Kol saati. Tamam mı gençler? Devam ediyorum. Hemen bakın. Cep telefonunu bana verebilir misin? Şimdi bu malum telefonumuz ne? Cep telefonu. Bu cep, yani kişilerin paralarını koyduğu yer, cep. Arkadaşlar, ben cepin telefonu dersem bu telefon bir cebe ait derim. Yani mantıken böyle oldu. Bu telefon şahsa değil, bakın, cep. Bir cebe ait. Hemen geliyorum, bu mantıklı değil diye düşünüyorum. Telefon şahsa, yani kişiye ait olabilir ama telefon cebe ait olamaz. Aralarında münasebet yok, ilişki yok. Bu sadece telefonun ismi. Bütün dünyada bunun ismi cep telefonu. Cep telefonu. Bu genel bir isimdir arkadaşlar. Bu yüzden işte biz bunlara belirtisiz, yani aidiyetsiz, mülkiyetsiz isim tamlaması diyoruz gençler. Hemen bakın. Futbol maçlarını izlemeyi çok seviyorum. Futbol. Hemen bakıyorum. Şimdi maç. Maç arkadaşlar. Sadece futbola mı ait? Hayır. Basketbol maçı, futbol maçı, voleybol maçı, tenis. Aklınıza gelebilecek her şey. Hokey, handball, paintball. Birçok maç var. Hemen bakıyorum. Futbolun maçlarını. Yani mantıklı bir ilişki olmuyor. Bu maç futbola ait değil. Futbol maçı genel bir isimdir arkadaşlar. Basketbol maçı, futbol maçı futbola ait değil. Bu maçların genel ismidir. Bu yüzden bu şekilde futbol maçlarını izlemeyi çok seviyorum şeklinde yazıyoruz. Ne maçları? Futbol maçları. Devam ediyoruz. Basketbol topları hangi renk? Basketbol topları hangi renk? Burada 4 tane
çocuk var. Gördüğünüz gibi bir tanesinde futbol topu, üç tanesinde basketbol topu var arkadaşlar. Hatta birinde voleybol gibi. Her neyse, örneğe bakalım biz. Basketbol topları hangi renk diyorum? Şimdi ben buraya basketbolun topları dersem hata yaparım. Bu toplar basketbola ait değil. Basketbol oynarken kullandığımız eşyanın ismi. Basketbol topları hangi renk? Futbol topu hangi renk? Devam edelim. Su şişesi çantanın yanında. Su şişesi çantanın yanında. Arkadaşlarım da near yanında. Hemen bakıyorum. Şişe. Bakın. Bu elimde görmüş olduğunuz bir şişe. Bunun içinde ne var? Arkadaş gibi oldu bu arada. Her derste görüyorsunuz. Şimdi bu şişenin içinde kolonya ya da parfüm diyebilirsiniz var. Ama ben bunu döktüm ve finish, bitti. Düşünüyorum. Ben bu şişenin içine kolonya değil su koyuyorum. Mümkün mü? Mümkün. Yani evet, bu şişenin şimdi kolonya şişesi ama sonra su şişesi olabilir. Ama sonra kola koyabilirim. Sonra dezenfektan koyabilirim. Yani bunun ismi su şişesi. Kolonya şişesi. Ama bu sadece kolonyaya ait değil. Bu şişenin içine her şeyi koyabiliriz. Bu yüzden kolonya şişesi, su şişesi genel isimdir arkadaşlar. Bu eşyaların isimleridir diyoruz. Geliyorum. Bakın burada size birkaç tane ağaç koydum. Hemen bakalım. Şurada görmüş olduğunuz ağaç çınar ağacı. Osmanlı tarihinde, Türklerin tarihinde çınar ağacı çok önemli bir yere sahip. Yani tarihte şecer dediğimiz soy arkadaşlar çınar ağacıyla sembolize ediliyor genellikle. Bakın bu ağacın ismi çınar. Bu ağacın ismi çınar. Ben buraya gelip çınarın ağacı diyemem. Yani bu ağaç çınara mı ait? Hayır. Sadece ağacın ismine insanlar çınar ağacı demişler. İkinci ağaç çam ağacı. Bu Noel'de özellikle hani insanlar süslüyorlar ya böyle. Yaz mevsiminde, kış mevsiminde daima yeşil kalıyor. Çam ağacı. Şimdi ben buraya gelip çamın ağacı diyemem arkadaşlar. Çünkü bu bir şeye ait değil. Bu çam sadece ağacın ismi. Peki devam ediyorum. Şuradaki ağacımız nar. Arkadaşlar şöyle yapalım. Orada biraz elma gibi de gözüküyor, küçük. Şöyle. Şu. Nar. Çok güzel bir meyve. Seven var mı narı? Ben çok seviyorum. Nar harika bir şey diyen var mı? Kimse sevmiyor mu? Zahmetli bir meyve. İnsanlar, ben de çok seviyorum. Vallahi Yasemin, ben de. Çok çok seviyorum. İnsanlar böyle yani narı temizlemek biraz zor ve zahmetli. Bu yüzden insanlar tercih etmiyorlar. Ama güzel. Zahmetli olan her şey güzel oluyor. Neden acaba? Peki. Evet, bu da nar ağacı. Ağacın ismi.
İşte sizin çevrenizde kiraz ağacı, portakal ağacı, Hindistan cevizi ağacı, ananas ağacı, mango ağacı, yani aklınıza ne gelirse. Dünya üzerinde her şeye bir isim verdik ve bu isimleri bu şekilde kullanıyoruz arkadaşlar. Tamam mı? Bu da belirtisiz isim tamlamasıydı. O zaman hemen şimdi size belirtisiz isim tamlamasındaki gramerimizi de verelim. Arkadaşlar birinci ismimizde hiçbir şey yok. Kullanmıyorsunuz. Sadece isim. İsim kendi halinde eksiz olarak yazılır. Yani ek yok. Hiçbir şey yok. Nın, nin, nun, nün, ın, in, un, ün yok. Geliyorum ikinci isime gençler. İkinci isim aynı şekilde. Şurada görmüş olduğunuzun aynısıdır arkadaşlar. İkinci ismimize aynı grameri kullanıyoruz. İkinci isim sesli harften sonra sı, si, su, sü. Sessiz harften sonra ı, i, u, ü. Örnek verecek olursak eğer, Türk kahvesi dediğimde Türk sadece Türk'ün, Türk'nün gibi bir şey yazmıyoruz. Geliyorum. Kahve dediğimde ikinci isimden sonra sesli harf varsa si kullandım arkadaşlar. Bu da belirtisiz isim tamlamasının grameridir gençler. Şimdi buraya kadar, bu kısma kadar sorusu olan var mı? Bakın isim tamlamaları önemlidir. Yavaş yavaş anlatmaya çalışıyorum. Tane tane anlatmaya çalışıyorum. Yazarken ve konuşurken bu bağlantılara ihtiyacınız var. Buraya kadar hocam ben anlamadım. Yani bu ne demek? Neden bu harfi böyle yazıyoruz diyen var mı? O zaman kimseden ses çıkmıyorsa devam ediyorum arkadaşlar. Şimdi isim tamlamaları sadece iki isim şeklinde geldiği zaman belirtili ve belirtisiz isim tamlaması oluyor. Fakat bir de 3 tane, 4 tane isim var. Bunlara da biz zincirleme isim tamlaması diyoruz gençler. Ne demek zincir? Arkadaşlar Arapçada cenzir olarak ifade edilir. Şu kolyelerde görmüş olduğumuz şu var ya. Bunu biz zincir diyoruz arkadaşlar. Zincir. Yani bir şeylerin birbirine bağlanması. Zincir. Şimdi geliyorum. Bu zincirleme isim tamlaması neden bu ismi alıyor? Diyorum ki bahçe, bakın bahçe, sonra geldim kapı, sonra geldim anahtar. 3 tane isim var. Artık 2 isim yok. 3 tane isim var. Şimdi ben bu 3 tane ismi birbirine nasıl bağlayacağım? Nasıl konuşacağım ve nasıl yazacağım? Hemen tersten başlıyoruz. Arkadaşlar şöyle düşüneceğiz. Anahtar, miftah, anahtar. Anahtar ve kapı arasında mantıklı bir aidiyet ilişkisi, sahiplik ilişkisi olabilir mi? Yani kapı ve anahtar birbirine ait olabilir mi? Evet, tabii. Olabilir. Evet Hanan, doğru söylüyorsun, olabilir. O zaman aralarında sahiplik ilişkisi varsa belirtili isim tamlaması oluyordu. Sesli harf var burada ve ne yapıyorum? Kapının anahtarı diyorum. Buraya kadar tamam. Kapının anahtarı. Anahtar nereye ait? Anahtar kapıya ait. Şimdi ikinci kısma geliyorum. Kapı nereye ait?
kapı ve bahçe arasında aitlik ilişkisi, sahiplik ilişkisi mümkün mü? Olabilir mi? Ne dersiniz? Kapı ve bahçe. Bahçe garden arkadaşlar. Olabilir mi? Kapı ve bahçe arasında aitlik ilişkisi olabilir mi? Hanan ne dersin? Yani evet, sanmıyorum. Evet, tabii ki olabilir. O zaman hemen geliyorum. Tekrar belirtili isim tamlaması. Bahçenin kapısının anahtarı. Gördünüz mü gençler? Önce ne yaptık? Anahtarla kapı arasındaki münasebeti yaptık. Sonra kapıyla bahçe arasındaki ilişkiyi gösterdik ve bağladık. Ve ne oldu? Bahçenin kapısının anahtarı. Bu kapı nereye ait? Bahçeye ait. Anahtar nereye ait? Bahçenin kapısına ait. İşte arkadaşlar buna da biz zincirleme isim tamlaması diyoruz. Bakalım soru mu var? Evet, Nihal. Teşekkür ederim Nihal. Tekrar geliyorum. Her zaman belirtili isim tamlaması olmak zorunda değil. Belirtisiz isim tamlamasıyla da zincirleme isim tamlaması olabilir. Mesela geliyorum, diyorum ki, bakın bu şişe yazdım. Şunun adı şu, görmüş olduğunuz kapak arkadaşlar. Kapak, sonra da yazdım ki renk, renk. Şimdi hemen geliyorum. Diyorum ki şişe ve kapak arasında ilişki var mı? Aitlik var mı? Yani şişe ve kapak birbirine ait olabilir mi? Yoksa hayır olamaz mı? Ne dersiniz? Olabilir. Sesin o kadar uzaktan geliyor ki lobar, mikrofona biraz... Bence olabilir. Güzel. Tabii ki olur arkadaşlar. Bakın, burada açık açık gösteriyorum. Bu kapak nereye ait? Bu kapak bu şişeye ait. Ben bu kapağı şuna, buna, bak yapamıyorum. Neden? Çünkü bu kapağın imalatı ait olduğu yer burası. Aynı şekilde bu kapak da buna büyük. Tamam mı gençler? Bu yüzden tabii ki de bu ikisi arasında aitlik ilişkisi var. Evet. Burada şey yaptık. Güzel oldu. Oturdu. Hemen baktık. Şişenin kapağı. Evet, şişe ve kapak birbirine ait. Bu arada arkadaşlar lütfen dikkat edin yazarken. Eski kurallar fakat tekrar hatırlatıyorum. Kapağı. Efendim? Kapağı demiyoruz mu? Evet canım, kapağı diyeceğiz. Doğru söylüyorsun. Ketçap kuralı var arkadaşlar burada. Ketçap kuralı. Sesli harf, sesli harf. İki tane ses arasında K geliyorsa neye çeviriyorduk? Yumuşak G'yi. Şişenin kapağı. Peki arkadaşlar, renk, renk ve kapak arasında sahiplik ilişkisi var mı? Ne dersiniz? Yani bu kapak ve rengi arasında bir münasebet var mı yoksa yok mu? Ne dersiniz? Birbiriyle alakalı mı? İlişkili mi? Renk kapağa, kapağa ait mi? Değil mi? Ait. Evet, renk kapağa ait. O zaman tekrar ekliyorum. Şişenin kapağının rengi. Hemen şurada not düşüyorum gençler. Türkçe'de NK seslerin sesinden
sesinden sonra sesli harf gelirse K harfi G harfine dönüşür. Bazı sesler var Türkçe'de. Mesela NK, mesela RT. İki tane sessiz harf gördüğünüz gibi yan yana geliyor. Bu iki sessiz harften sonra sesli harf gelirse, bakın burada NK sesi var ve kendilerinden sonra I vokali geldi. O zaman diyor arkadaşlar K harfi G harfine dönüşür. Yani renki değil, rengi şeklinde yazmamız lazım arkadaşlar. Genel bir kural. Çok fazla kelime de yok. Renk, denk gibi bazı kelimeler var. En çok göreceğimiz kelime renk kelimesinde. Rengi, renginde. Yani renkinde demiyoruz. O K sesini G harfine çevirerek yazıyoruz ve telaffuz ediyoruz gençler. Şuraya bu arada bir bakayım. Mesajlarım var. Ne demek kapak? Şahinaz, kapak kapak kız. Şişenin kapağı. Halom demiş ki Mehmet'in evinin anahtarı, çok doğru bir tamlama olmuş. Halom, doğru. Mehmet'in evinin anahtarı doğru. Evet, seni alkışlıyoruz Halom. Peki. Devam edelim gençler. Bir tane daha örnek yazayım, kafanızda otursun. Ne diyelim? Duvar ya da şöyle diyelim. Kol, saat, fiyat. Kol, saat, fiyat. Alın size 3 tane ismi yazdım. Kol, saat ve fiyat. Şimdi bunları bir birbirine bağlayalım. Nasıl cümle kullanacağız? Arkadaşlar, kol ve saat arasında aitlik ilişkisi var mı? Önce buna bakacağız. Birinci isim, ikinci isme bakıyorum. Kol ve saat arasında aitlik ilişkisi var mı? Evet, var. Yani nasıl yazmam lazım? Şu doğru mu? Kolun saati. Bu doğru mu? Yanlış hocam. Bu yanlış. Kolun saati diyemem. Çünkü arkadaşlar bakın şu saat, belirtisinin tamlanması biraz kafa karıştırır. Şu görmüş olduğunuz saati bugün ben takıyorum. Fakat ben mesela diyorum ki Lobar, bu saati sana hediye ediyorum. Al. Şimdi bunu Lobar takıyor. Yani bu saat bir kola ait değil. Bu saat şahsa ait, kişiye ait. Farklı farklı insanlar bu saati takabilirler. Problem yok. Bu yüzden kolun saati diyemem. Tamam mı arkadaşlar? Kolun saati olmaz. Evet, ikisinin arasında bir ilişki var ama bu aitlik ilişkisi değil. Yani bu saat bu kola ait değil. Bu saat bana ait. Kolla bir alakası yok. Tamam mı arkadaşlar? Bunu iyice anlayalım, karıştırmayalım. Bu telefon bana ait. Bu telefon ceple alakası yok. Ya da bu kolonya bu şişeye ait değil. Farklı bir şişe. Mesela bakın bu şişeden alıyorum. Bu şişeye döküyorum. Bu kolonya şimdi burada. Yani yer değiştirebilir. Bu yüzden şişeyle bir mülkiyet ilişkisi yok. Onu bir oturtalım. Süt ineği. İneğin sütü. Ama süt ineği de doğru. İkisi de doğru. Halom şöyle. Onu bir şöyle yazalım. Süt ineği. İnek. Joe arkadaşlar, inek. Mö diyor ya, süt veriyor bize. Şimdi süt ineği dediğimiz zaman bu isim. İneğin cinsi. Yani bu inek nasıl bir inek? Bu inek sadece
süt vermek için. Bu cins, ineğin ismi. Ama geliyorum, ineğin, inekin sütü dediğim zaman bu süt kime ait? Bu süt ineğe ait. İşte şimdi bu ikinci örnek belirtili isim tamlaması. Süt ve inek arasında aitlik ilişkisi var. Ama süt ineği dediğimiz zaman bu belirtisiz isim tamlaması gençler ve burada aitlik ilişkisi yok. Sadece isim hakkı var. İsim ilişkisi var. Yanına da yazalım. Belirtisiz isim tamlaması. Geliyorum. Burası da belirtili isim tamlaması. Evet. Kol saati. Efendim canım. İnek sütü söyleyebiliriz. Tabii ki söyleyebilirsin. O da isim olur. O da isim olur. İnek sütü dediğin zaman isim olur yine. Yani ineğin sütü, bu arada burada ketçap kuralı var. Sesli harf, sesli harf. İneğin sütü dediğim zaman ben o cümlede bir aitlik ilişkisinden bahsediyorum. İnek sütü dediğim zaman sadece bir isimden bahsediyorum. Herhangi bir aitlikten bahsetmiyorum. Bu anlamda ikisini de kullanabilirsiniz. İkisi de doğru. Yazdığınız cümleye göre arkadaşlar, diyorum ki ben her gün inek sütü içiyorum. Tamam. Geliyorum, diyorum ki annem ineğin sütünü sağıyor. Arkadaşlar sağmak fiil, hani şu ineklere pış pış pış, pış süt sağıyorlar ya. O, bu şu hareketin adı, şu fiilin adı sağmak gençler. Annem ineğin sütünü sağıyor dediğimde bu cümlede sütün ineğe ait olduğunu ifade ediyorum. Ben her gün inek sütü içiyorum dediğimde sütün ismini söylüyorum. İnek sütü. Tamam mı arkadaşlar? Farklı sütler de var nihayetinde. Peki hemen şuna tekrar gelelim. Kol saati ne dedik? Bu sadece isim. Kol saati. Peki hemen şuna bakıyoruz. Fiyat yani ücret. Saate ait olabilir mi? Yani fiyat ve saat arasında ilişki var mı? Evet, var. Evet, tabii ki her şeyin bir fiyatı vardır ve o fiyat o eşyaya aittir. İşte bu kalemin fiyatı 2 lira. Ücreti 2 lira mesela. Buna ait bir fiyat bu. O zaman hemen geliyorum. Saatinin fiyatı. Kol saatinin fiyatı. Bakın birinci isim belirtisiz isim tamlaması. İkincisi belirtili isim tamlaması. Yani şunu söylemeye çalışıyorum. Zincirleme isim tamlamaları. Hepsi belirtili isim tamlaması da olabilir. Bir kısmı belirtisiz. Bir kısmı belirtili de olabilir. Bu sizin söylediğiniz cümlenin context, bağlamıyla alakalı bir şey. Kullandığınız cümleye göre gramerini yerleştireceksiniz. Tamam mı gençler? Buraya kadar belirtili isim tamlaması, belirtisiz isim tamlaması, zincirleme isim tamlamasında problem var mı? Yok hocam. Peki. O zaman yine de sorunuz olursa lütfen defterinize yazın. Dersin sonunda sorabilirsiniz tekrar. Bakalım hemen. Her şey güzel. İyi bakalım Serdar. Serdar Hoca bu arada WhatsApp grubu eklendi mi numaralar? Şimdi göreceğim. WhatsApp'a baksana. Size haber vereceğim. Şeyi WhatsApp'a bak da numaraları ben söyledim. Eklemiş olmaları lazım. Lafı. Evet, devam ediyorum. Arkadaşlar, dördüncü kısım sıfat tamlamaları. Yani sıfat ve bir isim beraber bir tamlama oluşturuyor. Siz zaten bunu biliyorsunuz. Sosyal hayatta bunu çok kullanıyoruz.
Bu yüzden lütfen bu gramer için hani strese girmeyin. Bakın mesela yazdım. Yeşil kazak. Hemen bakıyorum. Yeşil hangi renkte arkadaşlar? Mesela şuradaki yeşildi, green dediğimiz. Kazak, kıyafet. Üstümüze kış mevsiminde üşümemek için giydiğimiz kıyafet kazak. Nasıl kazak? Yeşil kazak. Arkadaşlar soru nasıl? Artık adjective sıfat yapıyor. Fakat sadece sıfat değil. Sıfat artı isim. Bu da sıfat tamlaması oluyor. Pahalı telefon. Zengin insanlar. Büyük bahçe. Bunların hepsi sıfat tamlaması. Ben size özellikle gösterdim. Fakat müstakil bir gramer değil. Bilebilirsiniz. Evet. Şimdi geldik diğer yeni gramerimize. Ne arkadaşlar? Üstünlük yapıları, üstünlük. Bu en'den daha more ve most gramerleriyle benzeştirebilirsiniz gençler. Aynı anlamda kullanılabiliyorlar. Hemen bakıyorum. Dan daha, den daha harflere göre iki tane ismi comparative, karşılaştırıyor gençler, kıyas yapıyor. Mesela Apple Samsung'dan daha pahalı. Bir Apple telefon ne kadar? Gerçi takip etmiyorum. Şimdi en son ne çıktı? Fiyatı ne kadar? Hiç bilmiyorum ama her zaman Apple'ın pahalı olduğunu biliyoruz, değil mi? Var mı fiyat bilen? Apple'ın telefonu şu kadar hocam, en son şu çıktı. Var mı aranızda bilgi sahibi, teknolojiye düşkün? Peki. Kimsenin fikri yoksa devam ediyoruz. Şurada görmüş olduğunuz tavşan. Tavşan. Şu da kaplumbağa. Kaplumbağa. Tavşan kaplumbağadan daha hızlı. Şu grameri şöyle özetleyelim. Dan daha. Şimdi gençler, neden biz burada dan kullanıyoruz? Siz zaten bunu biliyorsunuz. Hal eki olan dan, ablative, ayrılma eki olan dan. Şimdi geliyorum diyorum ki, sizleri tanımıyorum ama mesela yani for example örnek vereceğim. Lobar hallomdan daha uzun, tall, uzun diyelim. Mesela şimdi Lobar ve Halon iki kişi. Tamam mı? Bu Lobar, bu da Halon. Şimdi Lobar çok uzun. Halon bu. Arkadaşlar bakın, dan şu mesafedir, bu uzaklıktır. Bakın. Lobar Halon'dan mesafe artıyor. Bakın, uzaklık artıyor. Bu sebeple dan kullanıyoruz. Hallondan. İki tane ismin birbiriyle olan ilişkisindeki uzaklığı anlatmak için den yapısını ilave ediyoruz. Tekrar söylüyorum. İki ismin karşılaştırma yapıldığı konudaki uzaklıklarını, different, farklılıklarını anlatmak için den yapısını kullanıyoruz. Lobar Halon'dan daha uzun dedik. Bu yapıyı unutmayın lütfen. Den daha, işte den e kadar, mesela dün de bahsetmiştik. Dan beri, çarşamba günü bahsettiğimizi hatırlıyorsanız. Hep dan'ın vazifesi bu. Hemen bakıyoruz. Pamuk, koton.
Demir. Metal arkadaşlar, demir. Gördüğünüz gibi. Pamuk demirden daha hafif. Hafif. Şimdi demir 1 kilo, pamuk 1 kilo. Hangisi daha ağır? Pamuk mu, demir mi? Tabii ki demir. Pamuk daha hafif. O zaman geliyoruz. Pamuk demirden daha hafif. Devam ediyorum. Hindistan. Şu Hindistan'ın haritası, map, harita. Şu da Japonya'nın. Japonya ne kadar farklı değil mi? Ada ülkesi. Ve şöyle bir haritada şöyle bir yere sahip. Hindistan, Japonya'dan daha kalabalık. Yani Hindistan'ın ne kadar nüfusu var? Japonya'nın ne kadar nüfusu var? Hemen geliyorum. Hindistan, Japonya, Hindistan, Japonya. İki isim aynı. Şimdi daha kalabalık. Hindistan, Japonya'dan daha kalabalık. Bakın hemen farklılık arttı. Tamam mı? Ve kalabalık, nüfus, population olarak söylüyoruz arkadaşlar. Geliyorum. Balık. Şimdi bazı arkadaşlar belki bunu kabul etmiyor. Olabilir. Bu subjektif, yani subjektif bir fikir arkadaşlar. Sizin tercihleriniz her zaman farklı olabilir. Saygı duyuyorum. Balık tavuktan daha lezzetli. Balık, tavuk. Balık ve tavuk. Şimdi bakıyorum. İkisi aynı seviyede ama kıyas yapıyorum. Balık, tavuktan daha lezzetli. Delicious, lezzetli arkadaşlar. Tadı çok iyi. Anladım. Hemen bakalım. Evet, halon. Evet, halon. Balık. Zaten şimdi tavuklar çok lezzetli değil. Evet. Tavuk diyenler, balık diyenler. Ne dersiniz? Balık. Balık çok 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 seviyorum. Denizli balık. Oh, denizli balık. Harika. Lova. Hem de çupra çok lezzetli. Bu çupra şehrisindeki. Olga, evet. Çupra. Çupra. Bir de levrek, levrek. Levrek de çok lezzetli. Şeyi, somon seviyor musun Olga? Somon da seviyorum. Zaten hep denizden ne çıkıyor hep seviyorum. Şeyde, Türklerin bir tane sözü var. Şimdi size onu yazacağım. Denizden babam çıksa yerim. Bu böyle meşhur bir söz. Yani denizden ne çıksa insanlar seviyor. Özellikle tabii Olga, sen hangi ülkedensin? Neredesin şu anda? Şu andan Uzbekistanlıyım ama Kazakistan'da doğdum. Tabii yukarı doğru, yani Türkiye'nin Karadeniz, Black Sea, Karadeniz ve üst kısmı balık türlerini daha çok seviyor. Ama işte birazcık daha sıcak ülkeler, daha güney ülkeleri eti daha çok seviyorlar. Hanan, eti mi seviyorsun yoksa? Hayır, balık seviyorum. Hayır, balık. Hiç sesini çıkarmadım. Çok seviyorum. Dedim ki sen, evet. Ah, neyse, herkes oruçlu. Daha fazla burada kalmayayım, devam edeyim. Peki, hadi bakalım gençler. Yaşlı insanlar, şurada görmüş olduğunuz old man, yaşlı insan, yaşlı adamlar, genç insanlardan daha deneyimli. Tecrübe arkadaşlar, deneyim, tecrübe. Yani yaşlı insanların hayat tecrübesi, yaşadıkları şeyler daha fazla. Bu sebeple daha deneyimli diyoruz. Evet, yaşlı insan ve genç insan koyuyorum. Yaşlı insanlar, genç insanlardan daha mesafe artıyor.
tecrübeli diyoruz. İkisinin arasında karşılaştırma yaptık. Ve bakalım. Gündüz geceden daha sıcak. Evet arkadaşlar. Gündüz geceden daha sıcak gibi bir karşılaştırma yaptık. Arkadaşlar diğer en grameri var. Den daha'dan sonra en. En most işte. Hani İngilizce'de söylüyoruz ya most beautiful işte. Most delicious işte en lezzetli. Hemen bakalım bir tane. Den daha da iki tane hatta üç tane karşılaştırma yapabilirsiniz. Ama en'de bir tane söylüyorsunuz. Mesela dünyanın en yüksek dağı Everest'tir. Çarşamba günü bana bir kişi dırdırı söylemişti. Ya Hanan'dı ya Hallom'du. Hocam kadındır olmaz mı diye falan bu örneği vermiştik. Hatırlıyor musunuz? Dünyanın en yüksek dağı Everest'tir. Bir tane. Kesin. Yani sabit ve değişmiyor. En. Ya da geliyorum diyorum ki şey olarak zemin olarak en büyük ülke hangisi? Zemin olarak, metrekare olarak. En büyük ülke, dünyadaki en büyük ülke. Rusya belki. Rusya. Evet, dünyanın en büyük ülkesi. Yani zemin olarak söylüyoruz arkadaşlar. Metrekare olarak söylüyoruz. Rusya. Dünya üzerindeki en büyük alana sahip ülke Rusya. Peki devam ediyorum. Şöyle. Dünyanın en kalabalık dünyanın en kalabalık ülkesi. Çin. Japonya. Yok. Japonya değil. O zaman bence Çin. Çin. Çin arkadaşlar. Daha doğrusu şöyle. Çin ve Hindistan böyle birbirine yakın. Muhtemelen 4 yıl sonra Hindistan Çin'den daha fazla olabilir. Çünkü Hindistan'da doğumda problem yok. Ama Çin'de politika var. Nüfus politikası var. Bu sebeple muhtemelen Hindistan geçecek Çin'i. Ama şimdi Çin. Dünyanın en kalabalık ülkesi Çin. En bu arkadaşlar bu kadar yazıyoruz. En yazıyoruz ve bir sıfat koyuyoruz. Kural olarak. Daha sonra da isminizi getiriyorsunuz yanınıza. Mesela diyorum ki dünyanın en büyük hayvanı animal hayvan dünyanın en büyük hayvanı hangisi olabilir? Tahmininiz var mı? Fil mi? Balina. Elefant. Elefant. Ağır. Balina. Yerde ağır. Fil, suda kit. Fil. Elefant. Fil arkadaşlar. Balina doğru ama balina kilo. Yani büyük değil, en ağır hayvan. Ama fil. Dinosaur. Fil büyük. Balina ağır. Tam tersi. Mavi balina en büyük hayvandır dünyada. Mavi balina en büyük hayvandır. Biz onu ağır olarak söylüyoruz ama en büyük hayvandır mı diyorsun? Hem büyük hem ağır. Hem büyük hem ağır. Sizi kırmayacağım. Normalde biz derslerde fili gösteriyoruz ama ağır olarak yani ağır sıfatına balinayı gösteriyoruz ama dünyanın en büyük ve en ağır hayvanı mavi balinalardır. Aha. Arkadaşlar her zaman nesnel yani objektif bir şey olmak mecburiyetinde değil, subjektif bir şeylerde olabilir. Yani biz dünyanın yazdık ama siz yani şahsınızdan ya da arkadaşlarınızdan bahsedebilirsiniz. Yani mesela dünyanın en güzel annesi
benim annemdir. Böyle mi? Hayır. Yani bana göre benim annem. Ama size göre sizin anneniz. Bu yüzden subjektif yani öznel fikirlerinizi de istediğiniz gibi yazabilirsiniz. Var mı burada problem? Hayır. Tamam. O zaman şimdi geldik üçüncü kısma. Yön yapıları, yer yön yapıları. Arkadaşlar şurada zıt olarak verdim. Aşağı yukarı, aşağı yukarı, aşağı yukarı. İleri geri, ileri geri. Alt üst. Şimdi farkı anlatacağım. Yani alt üst ve aşağı yukarı ne fark var? Söyleyeceğim. İç dış arkadaşlar in out şeklinde kullandığımız ön arkam önüm arkam önüm arkam. Mesela şimdi benim önümde ne var? Bilgisayar var. Sizin önünüzde de bilgisayar var. Benim arkamda bayrak bayrak var. Sizin arkanızda ne var? Sandalye var. Ya da duvar var. Evet. Arasında, between arasında arkadaşlar. Yanında. Near, yanında. Peki, devam edelim. Şimdi şöyle bir bakalım. Kedi nerede? Soruyu soruyoruz. Kedi nerede? Kedi kutunun içinde. İçinde. Evet, içinde arkadaşlar. Yani hemen bakıyorum. Kolonya nerede? Kolonya şişenin içinde. Ya da geliyorum, şuraya bakıyorum. Peçete bunun adı. Peçete. Peçete nerede? Peçete kutunun içinde arkadaşlar. Hemen devam ediyoruz. Kedi nerede? Kedi kutunun üstünde. On. Üstünde. Kedi kutunun üstünde. Geliyorum. Kedi nerede? Kedi sandalyenin altında. Hemen bu noktada arkadaşlar. Bakın. Altında. Üstünde. Bunlar yakın. Yakın arkadaşlar. Şöyle göstereceğim. Bu peçete kutusu. Mesela şu da kalem. Kalem nerede? Kalem kutunun altında. Bakın altında. Çok yakın. Mesafe yakın. Ya da kalem nerede? Kalem kutunun üstünde. Yakın. Ama bu kalem bıraksam düştü. Kalem nerede? Kalem aşağıda. Aşağıda. Yani daha uzak mesafe aşağı yukarı. Daha yakın mesafe alt üst. Tamam mı gençler? Böyle kullanıyoruz. Peki devam edelim. Kedi nerede? Ya çok tatlı, çok masum bakıyor. Bu arada aranızda kedi sevmeyen var mı? Ben hiç bunu düşünmedim. Ben çok aşkıyım. Yani görmek, bakamıyor musun yoksa elleyemiyor musun, dokunamıyor musun? Evet, tamam, ben kedim var. Kedi, düşünemedim ben hiç ya. Özür dilerim yani. Keşke başka bir hayvan ya da başka bir nesne koysaydım. Evet, kedi köpeğin yanında. Şu köpek gördüğünüz gibi bu da kedi. Kedi nerede? Kedi köpeğin yanında. Near, yanında. Evet, bakıyorum benim yanımda ne var? Benim yanımda bir şey yok. Sizin yanınızda kim var mesela şimdi? Yanında biri olan var mı? İnsan. Annem ve kız kardeşim. Güzel. Benim yanımda annem ve kız kardeşim var yanımda. Evet. Peki. Devam yanımda ediyorum. Yanımda kedim var. Kim var? Kedim var. Ana senin kedin mi var Hana? Evet. Adı ne? Lucky. Lucky. Evet, yani şanslı. Yani Lucky dedin ama Chucky gibi geliyor kulağa.
İsimler benzişiyor. Lucky. Hadi bakalım. İnşallah şanslı olur. Bak çok tatlı. Şuna bakar mısınız? Kedi alışveriş sepetinin arkasında. Bakın. Şu alışveriş sepeti. Alışveriş sepeti söylüyoruz. Geliyoruz. Kedi de burada. Bakın. Alışveriş sepetinin arkasında. Arka. Benim arkamda ne var? Bayrak. Sepetin arkasında ne var? Kedi. Devam ediyorum. Kedi nerede? Hediye kutuları. Hediye kutuları. Kedi kutuların arasında. Arasında. Bu şey yapıyoruz ya. Bread. Ekmek. Sandviç yapıyoruz ya arkadaşlar. Sandviç. Yani işte İngilizce'de vesaire sandviç deniyor. Tabii Türkçe'de de sokakta insanlar sandviç söylüyor ama asıl nedir biliyor musunuz o? Ekmek arası. Ekmek arası. Yani ekmeğin içine işte domates ya da köfte ya da et, balık koyduğunuz zaman ekmek arası olur. Yani ekmek, ekmek arasında bir yemek. Asıl ismi budur. Sandviçin Türkçe karşılığı. Ama sandviç kullanıyorlar. Peki, devam ediyorum. Görevli, görevli. Şu görevli, vazifeli kişi danışmada. Müşteri, şu da müşteri. Ne yapıyoruz? Gidiyoruz bir şey soruyoruz. Affedersiniz. İşte burada ne var mı mesela? Affedersiniz, doktor kaçıncı katta? Affedersiniz. Muayene ücreti ne kadar mesela gibi soru soruyor. Görevli müşterinin karşısında. Karşısında. Şimdi şöyle aynı şekilde yukarı aşağı uzak mesafe üst alt yakın mesafe dedik. Tamam. Aynısı ön ve karşı. Bakın ön önümde yakın, ön, arka. Ama karşısında, arkadaşlar karşısında bu daha uzak bir mesafeyi ifade eder. Hemen geliyorum, bakın. Diyor ki, örnek vermişim buraya. Yukarı kattan aşağı kata iniyorum. Asansör gösterdim örnek olarak. Şimdi burada kaç tane kat var? 3, 4, 5, yani 8, 9, 10, 13, 14, 15 diye gidiyor. Şimdi bakın burada. 14 yukarı kat. Floor, zemin, kat. Yukarı kat. 4 aşağı kat. Yukarı kattan aşağı kata iniyor. İniyor. Yukarı, aşağı. Peki devam ediyorum. Araba ileri geri. İleri geri. İleri next. Arkadaşlar next ileri. Şimdi arabayı ne yapıyoruz? Normalde araba kullandığımız zaman ileri doğru devam ediyoruz. Yani normal olan o. Bir istikamet var ve devam ediyoruz. Ama bazen yanlış gidiyoruz ve sonra ne yapıyoruz? Tekrar geri gidiyoruz. İleri, geri. İleri, geri arkadaşlar. Peki, hemen şuna bakalım. Şimdi şuraya ben şöyle bir evler var. 3 tane isim yazdım. Şimdi sizden rica edeceğim. Bunu bir söyleyelim. Şimdi şurada görmüş olduğunuz hastane. Diyelim ki şurası da eczane olsun. Hastane, eczane. Hastane, eczanenin neresinde? Hastane, eczanenin neresinde? Nasıl söyleyeceğiz? Arkasında. Efendim? Arkasında. Şimdi şöyle düşünün. Bakın. Yanında. Evet, yanında daha doğru. Neden? Çünkü kapı burada. Kapı burada. Doğal olarak yan oluyor.
Arkasından şöyle yapalım. Şimdi eczane hastanenin neresinde? Şimdi. Eczane hastanenin neresinde? Arkasında. Şimdi oldu. Şimdi eczane hastanenin arkasında. Bu şekilde hastane eczanenin yanında. Gerçi mesafe var ama yine yan gibi düşünüyoruz. Peki kafe hastanenin neresinde? Kafe hastanenin neresinde? Önünde. Güzel. Kafe hastanenin önünde. Peki şöyle bunların hepsi yanında, önünde, arkasında. Peki şöyle yapalım. Şurası eczane olsun. Üstünde. Bu üstünde mi dersin? Evet. Tamam, üst sokak gibi düşünürsek evet olabilir. Peki bu nasıl olur? Özür dilerim. Arkasında. Şimdi diyelim ki hastanenin kapısı öbür tarafta. Yani burada kapı yok. Burada kapı yok. Burası eczane, burası hastane. Nasıl söyleriz? Karşısında. Oldu Hanan. Karşısında. Hastane, eczanenin karşısında. Karşı karşıya. Tamam mı gençler? Yanında, arkasında, önünde, üstünde, karşısında, arkasında. Hepsini kullanabilirsiniz. Şuraya bu PowerPoint sunumunu biliyorsunuz. Size gönderiyoruz. İngilizce şöyle küçük bir pratik amaçlı bir kısım buldum. En son kontrol ettikten sonra tekrar amaçlı bir bakabilirsiniz karıştırdığınız yerlerde. Evet. Gençler, şimdi benim anlatacaklarım bugünün grameri bu kadar. Bunun dışında sizin bana buraya kadar sormak istediğiniz bir şey var mı? Ne dersiniz? Benden soru yok. Teşekkürler. Rica ederim. Ben de benim için soru yok. Soru yok. Şimdi sevinmeli miyim, korkmalı mıyım bilmiyorum. Yani bir yandan güzel, anladığınızı düşünüyorum. Bir yandan korkuyorum. Utanmıyorsunuz değil mi? Yani hani utanmak ya da çekinmek yok yani. Rahatsınız değil mi? Hayır, yok. Tamam. Genellikle utan, mesela teşekkürler hocam. Rica utan edin. Yoktu. Ne zaman test yaparız o zaman soru çıkacak. Tamam. Doğru. Evet. Haklısın. Evet. Bizim Türk öğrenciler yeni bir dil öğrenirken çok stresli ve utangaçtırlar arkadaşlar. Yani soru sormak zor onlar için. Bu yüzden tekrar tekrar soruyorum. Hani siz utanmayın, rahat olun lütfen. Çok basit bir şeyi anlamamış olabilirsiniz. Gayet normal. Evet, Fafa tamam diyor. Soru yok diyor. Olga soru yok diyor. Şahinaz. Güzel hocam. Güzel, teşekkür ederim. Evet. Ben de soruyorum hocam. Dildora. Kız Dildora, nasılsın? Ne zamandan beri yoksun bak. İyiyim hocam. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim. Teşekkür ederim. Evet, 25 arkadaşımız var burada. Çok teşekkür ederim. Bak, Henry'nin sesin, Henry'nin mikrofonu yok. Henry, mikrofonun yok. Yazabilirsin. Sorun var mı? Henry, sana mikrofon alacağım. Türkiye'den kargoyla yollayacağım. Lobar. Lobar. Bu ders Lobar'ı da tanıdık. Mesela Munisa, hiç sesini duymadım ben senin. Merhaba hocam. Merhaba Munisa. Sorun yok mu? Teşekkür hocam. Melisa. Melisa. Henry. Tamam Henry. Problem yoksa her şey güzel.
Melisa, bak senin de hiç sesini duymadım. Hangi ülkedensin? Serdar Hoca'yı duyduk. İsom'u biliyoruz. İsom, İsom. Nasılsın İsom? Merhaba hocam, nasılsınız? Ben de iyiyim. İsom, sen nasılsın? İyiyim, ben de iyiyim. Harika. Bak şu kaynayı da bu ders tanıdık. Güzel oldu. Güzel oldu, evet. Evet, Zeyba. Zeyba. Merhaba hocam. Merhaba. Nasılsınız? İyiyim. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Evet. Zeyba, hangi ülkedensin sen? Özbekistanlıyım. Güzel. Tahmin etmeliyim. Rasul Kojeyeva. Bu Yeva, evet. Eva, bu isimler hep Orta Asya'dan geliyor soy isimler. Evet. Öyle. Henry, çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Bayramdan önce çok güzel motivasyon verdin bana. Güzel ve iyi olan sizsiniz. Evet. O zaman arkadaşlar, bazılarınızın iftar saati geliyor. Sizi daha fazla tutmayayım. Hayırlı bayramlar diliyorum. Bayramınız mübarek olsun şimdiden. Yarın bitiyor. Teşekkürler. Siz de hayırlı bayramlar. Teşekkür ederim. Sizlere de tekrar hayırlı bayramlar. Ailelerinizin, kardeşlerinizin, herkesin bayramı mübarek olsun. İnşallah güzel bir bayram olsun. Amin. Tekrar bayramlar görmek nasip olsun hepimize. Evet, evet hocam. Nasip olsun. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Görüşürüz. Hayırlı iftarlar. Sağ olun. Sağ olun. Görüşürüz. Görüşürüz. Görüşürüz hocam. Hayırlı iftarlar. Size de hayırlı iftarlar. Görüşürüz. Aynaz, Dildora. Allah görüşürüz hocam. Görüşürüz. Allah'a emanet. Zeyba, Serdar Hoca, görüşürüz. Bom.